fazla insanlarla yakın ilişkiler, mesafe bırakmak. Koronavirüs enfeksiyonunun yaklaşık bir kişinin 2 veya 3 kişiye bulaştırdığını düşünüyoruz. Uzmanlar koronavirüse karşı sosyal izolasyonun önemine dikkat çekiyor. 65 yaş ve üzerindekiler, kronik hastalıkları olanlar kalabalık ortamlardan uzak durmalı. Sosyal izolasyona gidilmesinin en önemli nedeni aslında hassas grupları koruyabilmek. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta görüldü. Uzmanlara göre virüsten korunma yolları arasında yer alan sosyal izolasyon etkili bir yöntem. Akciğer hastalıkları gibi hastalıkları olanlar risk grubunda yer alıyor. Risk grubundakilerin kendilerini izole etmesi gerekiyor. Bu hassas gruplar içerisinde yaşlılarımız var. Altta yatan ciddi kalp akciğer rahatsızlığı olan hastalarımız var. Kanser tedavisi gören, bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanan hastalarımız var. Bu kişiler koronavirüs enfeksiyonuna karşı hem daha hassaslar hem de daha ağır seyrederek daha sekelli seyretme riskleri de çok yüksek. Vatandaşın koronavirüse karşı alması gereken önlemler çok basit. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı ve insanlarla arada 1 metre mesafe bırakılmalı. Temas etmemek, tokalaşmamak da korunma yöntemleri arasında yer alıyor. Hassas gruplarda yer alan kişilerin mümkün olduğunca evde kalmaları, çok fazla çevreyle temasa geçmemeleri, ziyaretçi kabul etmemeleri, kendileri çok fazla kalabalık ortamlara girmemeleri, bakanlık tarafından bu sürecin seyri açıklanana kadar kendilerini korumaya çekmeleri gerekiyor. Aşırı derecede zaten yakın olmuyoruz ki. Toplu taşımları hiç kullanmadım. Evden çıkmamak, yani evde bulunmak, önemli olmadan, çok ihtiyaç olmadan çıkmamak. Gerisi herhalde insanların birbiriyle iletişimi, herkes birbirine yardımcı olursa yeneceğimizi umuyorum. İzole sürecinde uzmanlar açık havada spor yapılabileceğini ifade ediyor. Özellikle bireysel açık havada yapılan sportif faaliyetler hem bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek açısından hem de kişinin o psikolojik baskıdan uzaklaşması açısından önemli. Zaten sporumuzu yapacağız, spor yapmak lazım. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde yaşayacağız. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Zeynep Ceren Karahan, öğrencilerin tatilde alışveriş merkezi ve sinemalardan uzak durması gerektiğine dikkat çekti. Neden evde tutulması isteniyor? Çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki çocuk ve gençler, onlar da bu enfeksiyonu geçirebiliyorlar ama sıklıkla daha hafif geçiriyorlar. Bu kişilerin evde kalması da özellikle son derece önemli ki onlar hastalığı yaymasınlar. Onlar hastalığı alıp kendi evlerindeki büyüklerine, yaşlılarına bulaştırmasınlar. Sinema, tiyatro, işte alışveriş merkezleri, bunları kullanmamaları öneriliyor. Kimse işinden gücünden el çekmeyip her günkü yaşantısına devam ederse o zaman bu şu demektir. Yani bir kişi 3 kişiye, o 3 kişi 3'er kişiden 9 kişiye böyle bir artış ortaya çıkacak.